Yavaş olun. İşte şuraya yerleşecek. Dikkat edin. Bu mesnetler olmadan Konstantinos ve ekibinin silindirleri yerleştirmesinin tek yolu modern ekipmanları kullanmak. Silindirin çevresine sıkı biçimde bir halat sarıyorlar. Ancak taşları hizada tutmak basit bir görev değil. Onu yatay olarak kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü diğer silindire yatay olarak yerleşmesi gerekiyor. Silindiri orijinal konumuna yerleştirmek ekibin 2 gününü alıyor. Ve giriş kısmının tamamlanmasında bir adım daha atılmış oluyor. Akropolis'teki binaların yaşı 2400'ün üzerinde. Bunlar kadar uzun süre dayanabilen sadece birkaç yapı var. Üstelik Yunanistan, dünyada sismik aktivitenin en yoğun olduğu bölgelerden biri. Yakın tarihteki depremler kentin modern binalarını yok etti. Peki sırları ne? Bu antik tapınaklar nasıl kurtulabildi? Atina kentinin yüksek kesimlerindeki muhteşem Partenon'un da dahil olduğu antik Akropolis tapınakları bir mühendislik gizemi. Dünyanın sismik olarak en aktif ülkelerinden birindeler. Yakın tarihteki depremler kentin modern binalarını yıktı. Peki bu antik tapınaklar nasıl 2000 yıldan uzun süre dayanabildi? Sismolog Ioannis Kalogeras Akropolis'teki sismik aktiviteyi gözlemliyor. Burası Akropolis'teki ivme kaydedicilerin yerleştirildiği alandır. Burada ivme kaydediciyi görebilirsiniz. Bu ivme kaydedici alandaki 10 taneden birisi. Zeminin ne kadar sallandığını ölçüyor. Şimdi 5 cihaza bağlandık. Verilere tekrar baktığında Yannis depremler sırasında Partenon'da tuhaf bir şey olduğunu keşfetti. Bu küçük bir depremin tipik kaydıdır. Yerel bir depremin. Kayıtlar gösteriyor ki Partenon'un temelleri çevresindeki kentin zemininden daha az sallanıyor. Peki bu neden oluyor? Burayı özel yapan nedir? Buranın farkı bölgenin jeolojisinin yerel karakterinden kaynaklanması. Kayalar oldukça sağlam ancak çevresindeki kent gevşek zemine inşa edilmiş. Depremler sırasında güçlü biçimde sarsılıyor. Partenon kireç taşı üzerine inşa edilmiş. Yani daha sabit, daha sağlam. Anlaşılan Partenon'un temelleri doğrudan sağlam kaya üzerinde. Bu da bunca uzun süre dayanmasını sağlamış. Ancak bu tek başına bu tapınakların depremlere dayanabilmesini açıklamıyor. Bu yapıların bu kadar özel olmasının en büyük nedeni taşlarının içinde duruyor. Partenon'u parçalara ayırsanız bile mermerleri bir araya getirmek için 1 gram harç bulamazsınız. Bunun yerine bloklarda gizemli yarıklar var. Ve içlerinde de demir kıskaçlar. Sütun silindirleri arasında ahşap kamalar ve pimler var. Bu demir ve ahşap parçaları tapınağı depremlerden korumaya yardım ediyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İnşaat mühendisi Zanis Konteas restorasyon ekibiyle çalışıyor. Antik Yunanların bu birleştirme parçalarını kullanırken zekice bir şey yaptığını düşünüyor. Kıskaçlar blokların üzerine dikkatlice oyulmuş bölümlere yerleştirilmiş. Antik ustaların bu delikleri kıskaçlardan daha büyük oyduğunu fark etti.
Boşluk ve kıskaç arasındaki bölüm kurşunla doldurulmuş. Bu eritilerek boşluğa dökülmüş. Burada hala kurşun parçası kaldığını görebilirsiniz. Çok açık bir şekilde. Kurşun, demir kıskaçları havadan korudu, böylece paslanmadılar. Ama aynı zamanda depremlerde kritik bir rol oynadı. Kurşun çok daha yumuşak bir malzeme. Gerilimin bir bölümünü emebilir. Depremler sırasında yumuşak, esnek kurşun mermer blokların hareketine olanak tanıdı ve kıskaçlar duvarların yıkılmasını önledi. Elbette bu çok işe yaradı. Anıtın yaşam süresi bunun en büyük kanıtı. Sütunları koruyan sistem de çok zekice. Sütunları ayırdıklarında arkeologlar 2400 yaşında ahçap parçaları buldu. Ve inanılmaz derecede iyi korunmuşlardı. Bu parçalara empolia ve polos deniliyor. Sütun silindirleri birbirine 3 ahşap bileşenle bağlanıyordu. 2 empolia ve 1 polos. Polos 2 empolianın içindeki deliğe yerleşiyor. Ve bu silindirleri birbirine bağlıyor. Bu ahşap malzemeler bir deha ürünü. Onlar olmadan büyük bir deprem sütunları hizadan çıkarabilirdi. Böylece çökerlerdi. Ancak empolia bunu önlüyor. Silindirlerin tam ortasına oturuyorlar ve yumuşak bir ahşap bağlantı işlevi görüyorlar. Bu özel biçim silindirlerin depremde sallanmasına olanak veriyor. Ancak silindirleri her zaman hizada tutuyor. Böylece yıkılmıyorlar. Böylece zemin sallanmayı bıraktığında Partenon ayakta kalmış oluyor. Arkeologlar bu fikrin pratikte de işe yaradığını kanıtladı. İki silindir arasındaki yatay yer değiştirmelerin polosun biçimi üzerindeki etkisini gösterecek bir örnek bulmamız mümkün oldu. Bu bizim için büyük bir şans. Polos yontulmuş olarak yerinde duruyordu ve inanılmaz biçimde iyi korunmuş. Ahşap taşları bir arada tutuyor. Bükülmüş ancak kırılmamış. Antik Yunanların inşa ediş biçimleri öyle iyiydi ki Akropolis'i restore eden ekip hala aynı teknikleri kullanıyor. Antik taşlar eksik olduğunda ekip onları yeni mermerlerle tamamlıyor. Şuradan bir tane daha çıkarabiliriz. Bugün restoratörler alt katın duvarlarına yeni mermer bloklar yerleştiriyor. Tapınağın mabet bölümü. Mimar Rosalia Aristopoulou bu işlemi takip ediyor. Bizim bu mermerin deneme konumuyla uğraşmamız gerekiyor. Aşağıdaki tüm blokları birleştirmek için antik Yunanlar demir geçme çiviler kullanıyordu. Bugün restoratörler paslanmayı önlemek için titanyum kullanıyor. Ve bunları kurşunla kaplamak yerine çimento kullanıyorlar. Her taşın bir geçme çivisi var. Taşı depreme karşı güçlendirmiş oluyor. Bu harç özel bir karışım. Bir depremde parçalanarak harekete imkan tanıyor. Aynen kurşun gibi. Aylarca taşları hazırladıktan sonra bunları son konumuna yerleştirmek ekibin sadece 10 dakikasını alıyor. Şuradan bir tane daha çıkarabiliriz. Denenmiş, antik yöntemleri taklit etmenin bunları yüzyıllar boyunca yerinde tutmasını umuyorlar. İşte oldu. Ustaların emeği ve deprem araçları sayesinde Partenon hala yerinde duruyor. Hem de inşasından 2400 yıl sonra. Şimdi ilk kez olarak modern araştırmacılar duvarlarını tamamlamak için çalışabiliyor. Bu kışkırtıcı gizemi çözebilecek bir kalıp buldular. Ve anıtsal yapı gerçekte nasıl görünüyordu?
muhteşem akropolisi inşa etmek için antik ustalar bu bölgeye yüklü miktarda mermer taşımak zorundaydı. Duvarları için binlerce kayayı kaldırdılar ve düzinelerce zarif sütun oyuldu. Ancak daha sonra yaptıkları bir muamma olarak kaldı. Bu binaları nasıl tamamladılar? Gerçekte bunlar nasıl görünüyordu? Kimya mühendisi Leni Angelakopoulou kanıt bulmak için Partenon'u dolaşıyor. Peşinden gidecek birkaç ipucu var. Ancak en iyilerinden biri bu minarede saklı. Bu 16. yüzyılda Partenon'a inşa edilmiş bir caminin parçası. Eski Yunan tapınağının bölümlerini bu duvarlardaki boşluklarda görmek mümkün. Bu bölümde minarenin bazı taşları çıkmış ve buradaki incelikli süsleme öğelerini açıkça görebiliyoruz. Yumurtalar ve oklar. İşte bunların hepsini net görüyoruz. Son 500 yılda caminin gevşek taş duvarları Partenon mermerini hava koşullarından korudu. Daha yakından bakarsak açıkça görebiliriz. Mavi yeşil renkli izler bulunuyor. İşte bu süsleme deseni tekrarlanıyor gibi görünüyor. Anlaşılan antik Yunanlar mermeri çıplak bırakmamış. Parlak boyalarla boyamışlar. Eğer böyleyse binanın ne kadarı boyanmıştı? Partenon'daki yapı iskelesi araştırmacıların normalde göremeyecekleri yerlere çıkabilmesine imkan tanıyor. Batıdaki alınlıkta antik boyadan daha fazla ize rastlıyorlar. Bu bölgede kırmızı rengi açıkça görebiliriz. Ve burada kalp biçimli yaprakların deseni var. Bu aralarında kırmızı boyanın izi var. Bu karakteristik bir süslemedir. Çok güzel görünüyor. Yakınlarda Eleni antik sanatçıların mermeri nasıl hazırladığına ilişkin bir ipucu buldu. Silme bloklarının bu bölgesinde süsleme desenlerini açıkça görebiliyoruz. Ve daha yakından bakarsak deseni oluşturan yarıkları fark edebiliriz. Ve klasik dönem boyunca bunun üstünde renk uyguladılar. Bu keşifleri Partenon'un antik tarifleriyle birleştirdiklerinde arkeologlar tapınağın orijinal görüntüsünü tekrar yaratmayı başardı. ...2400 yıl önce Partenon'un görünümü oldukça heybetliydi. İçindeki mabet bölümü zengin renklerle ve parıldayan mermerlerle bir göz ziyafeti sunuyordu. Athena'nın pelerini ve zırhı bir tonun üzerinde altınla kaplıydı ve kolları beyaz fil dişi renginde oyulmuştu. Tavan canlı renklerle süslenmişti. Ve girişte Yunan mitlerini gösteren detaylı oyma eserlerle kaplıydı. Bugün hayal etmesi güç olan parlak renklerdeydiler. Ancak tüm bu renk kanıtlarına karşın hala bir gizem var. Mermerin yüzeyi sert ve cilalı. Boyanın kolaylıkla uygulanması mümkün değil. Peki antik Yunanlar boyanın kalmasını nasıl sağladı? Efrosini Doxiatis antik boyama metotlarını araştırıyor. Sırlarının bal mumu olduğunu düşünüyor. Bal mumu sürmeniz gerekiyor. Bu çok saf ve çok güzel kokuyor. Damla sakız ağacının sakızından ve reçinesinden üretilir. Özel bir boya yapmak için Efrosini sakızı bal mumuyla eritiyor. Sonra renk vermesi için pigment ekliyor. Sonra da deseni hazırlıyor. Bence kesinlikle desenler için şablon kullanıldı. Bunu oymak da çok güç. Bu da Partenon mermeri gibi. Belirgin olması çok önemli.
çok hoş bir yiv oluşturuyor. Bu da bal mumunu kontrol etmeyi kolaylaştırıyor tabii. Efrosini hızlı çalışmalı. Bal mumu soğudukça katılaşıyor. İşte oldu. Ben çok hızlı bir biçimde bunu şablona uygulamalıyım. Sıcaklık boyanın mermere bağlanmasını sağlıyor. Bunu yakmak çok iyi. Bağlanmasını sağlıyor. Çünkü nemi tahliye ediyor. Bal mumunu mermerle birleştirmiş oluyor. Mermerle tek vücut oluyor. Partenon'u boyamak için bu tekniği kullanmak büyük bir yetenek gerektirir. Boyayanlar heykellerden bile daha iyi olmalı. Özellikle Partenon'da. Çok yetenekli bir usta olmasanız oranın yakınından bile geçemezdiniz. Athena'nın büyük tapınağındaki boyamaların tamamlanmış hali muhteşem olmalı. Partenon'daki boyamaların çoğu uzun süre önce yok olmuş. Ve restoratörler çabuk olmazsa altlarındaki taşların sonu aynı biçimde olabilir. Yüzyıllar süren saldırılar mermerlere zarar verdi. 17. yüzyılda. Top gülleleri bu oyukları yaptı. Ancak tapınağın uzun yıkım tarihi düşünülürse bu çok küçük bir vakte olur. Milattan sonra 267'de istilacılar çatıyı yaktı. Yüzyıllar boyunca Athena heykeli, yani tonluk altın ve fil dişi ortadan kayboldu. Sonra Hristiyanlar Partenon'u kiliseye dönüştürdü ve pagan tanrıların heykellerini duvarlardan söktüler. Ve 1687'de bir barut patlaması binanın kalbini yerinden söktü. Bugün bile Akropolis'teki binalar hala tehdit altında. Konservatör Anastasia Panu onları kurtarmak için savaşıyor. Gördüğünüz gibi durum gerçekten kötü. Atmosferik nedenlerden bozulmalar var. Biyolojik nedenlerden de. Malzemeden kopan parçalar var. Yani mermeri kaybediyoruz. Mermer eriyor. Taşların içinden gelen bir sorun da var. Mühendisler binayı 90 yıl önce son restore ettiklerinde blokları bir arada tutacak yeni demir kıskaçlar eklediler. Ancak onları kalitesiz kurşunla kapladılar. Kıskaçlar paslandığında genişleyerek antik mermeri kırıyorlar. Önce çatlaklar oluşuyor, sonra mermer parçaları dökülüyor. Ve bazen büyük mermer parçaları ana bloktan kopuyor. Bu demir kıskaçlar yüzünden ve bu parçalar kopuyor. Şimdiye dek ekip Partenon'dan 900'ün üzerinde demir kıskaç çıkardı. Ve yerlerine titanyumdan kıskaçlar koydular. Bu metal paslanmıyor. Orijinal mermerin ana parçaları eksik olduğunda restorasyon ekibi yerlerine yenisini koymalı. Mermer bir bloğun eksik parçasını oymak beceri gerektiriyor. Bir taş ustası dikkatli biçimde kayıp parçanın bir alçı kalıbını çıkarmalı. Bu ölçüm aletini kullanarak taşın tıraşlanması gereken bölümlerini tespit ediyor. Sonra sıkı bir birleşme sağlamak için detaylı bir işlem başlıyor. Usta eski taşı çamurla kaplıyor. Sonra iki taşı bir araya getiriyor. Yeni taşın üzerindeki çamur lekeleri tıraşlaması gereken bölümleri gösteriyor. Son parça mükemmel oturacak.
Şu anda Parthenon'daki yeni beyaz mermer göze çarpıyor. Ancak zamanla rengi solacak ve eskisiyle birleşecek. Bu tapınaktaki mermerler 35 yıl önce restore edildi. Daha şimdiden renkleri solmaya başladı. Sonunda orijinal olanla eşleşecek. İnşasından 2400 yıl sonra Akropolis'in sırları hala açığa çıkıyor. Antik Yunan dünyasının gizemlerini çözmemize yardım ediyor. Bu antik hisar keşfettiğimiz oranda muhteşem hale geliyor. Dayanıklı yapısıyla görkemli Parthenon, antik bir tanrıçaya tapınmak için inşa edildi. Dünyanın en muhteşem medeniyetlerinden birinin en parlak başarısıydı. İnşa edilmiş harikaların en büyüleyicilerinden biri olarak duruyor.